Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz ıstakanotu, ıstakanotunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bolca var. Burası Mersin. Mersin'de bolca ıstakanotu olur. 2-3 gündür de güzel yağmurlar yağıyor. O yüzden yağmurlar da yağdığı için çok güzel böyle yeşerdi, büyümüş. Bunlar küçüktü, daha önce bunları görmüştüm. Şimdi bugün buraya geldik. Bunları şu anda toplayacağım. Ve daha sonra evde bunun çeşitli sofistike şeylerini yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş ben bunları toplayacağım arkadaşlar. Tabii toplamadan önce elinize eldiven almanız gerekiyor. Istakanotu kaşındırır elinizi, yakar. O yüzden eldiven aldım. Bir tane işte gideyim, bir tane eldiven vardı, onu getirdim. Eldivenle şimdi ıstakanotunu yavaş yavaş keseceğiz arkadaşlar. Poşetimize dolduracağız. Ve daha sonra evde bakalım çeşit çeşit neyini yapacağız. Artık kavurmasını yapacağız, salatasını yapacağız. Evde hanım ne yaparsa hep beraber onun videosunu çekeceğiz. Bugünkü konumuz ıstakanotu. Istakanotunun faydasını bilmeyen yoktur zaten. Evet, şimdi yavaş yavaş işleme başlıyoruz. Şimdi orada dur kızım. Tamam, hareket etme. Gel kızım ben. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın ıstakanotunu böyle eldivende ufak bir delik varmış, hemen elimi yaktı. Hemen böyle kesiyoruz bıçakla. Evde ayaklayacağız, temizleyeceğiz. Daha sonra da artık kavurmasını mı yaparız? Haşlamasını mı yaparız? Salatasını mı yaparız? Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Aferin benim kızıma. Burada Şile Hanım da var, benim güzel köpeğim. O da söz dinliyor, oturuyor. Bolca var arkadaşlar. Bunlar yağmur yağdığı için iyi yeşermiş, büyümüş. Biraz toplayacağım. Bir gün kavurmasını, bir gün salatasını yeriz artık. Biliyorsunuz ıstakanotunun çok faydaları var. Çoğu derde deva diyorlar. Bakın ne kadar güzel. Yemyeşil. Buradan bolca toplayayım. Şöyle güzel keselim ki tekrar çıksın yağmurlarda. Başkaları da faydalanır. Epey oldu arkadaşlar, bakın. Poşetimizin içinde epey oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi epey topladık. Şimdi bunları götüreceğiz evde, temizleyeceğiz. Temizledikten sonra artık bunun muhtemelen kavurmasını yaparız. Salatasını yapan var, böreğini yapan var. Çeşit çeşit yemeğini yapan var. Artık ne olursa, şansımıza ne olursa, evde hanım ne hazırlarsa onu yapacağız. Onun da videosunu çekeceğim. Ki bu şekilde sizler de öğrenin arkadaşlar. Çünkü doğada, tabiatta bir sürü faydalı böyle güzel bitki var. Bunların faydasını bir şekilde faydalanmamız gerekiyor, affedersiniz. Çoğu bilmiyoruz çoğu şeyi. Ve bu şekilde biz de öğreniyoruz. Ve hep beraber bu videodan sonra inşallah ıstakanotu bölgesinde, yöresinde ıstakanotu olanlar da bunlardan toplayarak böreğini, yemeğini, salatasını, kavurmasını yapıp değerlendirebilir arkadaşlar. Şimdi burada işimiz bitti. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Evde bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ıstakanımızı getirdik, temizledik ve şimdi üzerine
tuz atıyoruz arkadaşlar. Ve tuzlu suda yaklaşık bir 5 dakika kadar bunu bekleteceğiz. Buradaki amaç bu ısırgadın üzerinde bulunan bu dikensi, böyle dikensi yerleri var arkadaşlar bunların üzerinde. Bunlar insanların ellerini ve yerken dillerini yakabiliyor. Onları yok etmek için böyle tuzlu suda biraz bekleteceğiz arkadaşlar bunları. 5 dakika kadar. Bunu kavurmasını yaparken üzerine tuz ekleyerek de yapabiliyorlar. Ama burada herkes kendi tarifini yaptığı için biz de burada üzerine tuz ekledik. Ve şu anda tuzlu suda yaklaşık bir 5 dakika bunu bekleteceğiz arkadaşlar. 5 dakika sonra bunları yavaş yavaş işleme alacağız. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 dakikadır tuzlu suda bu ısırganımızı beklettik. Bunu sirkeli suda da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 3-5 dakika beklettikten sonra biraz sonra bunları doğrayacağız arkadaşlar. Buradaki amaç üzerindeki dikensi insanın elini yakan, işte dilini yakan dokunduğu zaman onları ortadan kalkmasını engellemek için yapıyoruz bunları arkadaşlar. Tuzlu su veya sirkeli su. Şimdi bunu süzeceğiz arkadaşlar. Burada süzgecimiz var ve gereken malzemelerimiz de burada hazır. Şimdi o malzemeleri de göstereceğiz arkadaşlar size. Şimdi yavaş yavaş bunları. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yavaş yavaş doğramaya hazırladık. Burada gerekli malzemeler yaklaşık bir yemek kaşığından daha az salça, kırmızı biber, tuz, yaklaşık yarım bardak zeytinyağı olacak. Zeytinyağı biraz fazla olmuş ama onu dökerken zaten ayarlayacağız arkadaşlar. Bir iki tane bir iki baş yeşil soğan, bir tane domates arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Burada da zaten ısırgan otlarımızı yıkadık. Tuzlu suda beklettik. Bu sirkeli su da olabilir arkadaşlar. Bahsetmiştim az önce de. Bunun üzerindeki dikensi bitkinin yakıcılığını ortadan kaldırmak için. Az sonra bunları doğrayıp yavaş yavaş kızartmaya başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bizim yaptığımız ısırganlar, bir şey söylemeyi unuttum. Doğal ısırganlar bunlar. Hani hazır olarak alınan ısırganlar değil. Bunlar doğada kendi yetişen doğal ısırganlar. O yüzden biraz yaprakları büyük bakın. O normal, hani belki diğer videolarda izlemişsinizdir. O ısırganlar yaprakları küçük. Onlar yetiştiriliyor çünkü. Bunlar doğal ısırganlar. Büyük yapraklı. Aslında en makulü bu ama işte çevirde de artık standart ısırgan bulamayınca yetiştirilmişlerden kullanıyorlar. Şimdi yavaş yavaş bunları doğramaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda malzemelerimiz pişmeye hazır. Yani karışıma hazır. Burada yıkanmış, tuzlu suda 5 dakika bekletilmiş. Bu sirkeli suda da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki amaç videonun başında söylediğimiz gibi üzerindeki dikensi yakan o dikensi şeyden korunmak için. Tuz onu öldürüyor arkadaşlar. Burada bir tane domates rendeliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz, rendeliyoruz. Ve bir baş soğan, yeşil soğan, tuz, biber, yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım yemek kaşığı salça ve biber var arkadaşlar. Şimdi bunları hep beraber karıştırıp güzelce bir bunun kavurmasını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ocağımızı hazırladık. Tenceremizi, zeytinyağımızı döküyoruz. Yarım bardak zeytinyağı. Şimdi hanım yapıyor, ben çekiyorum arkadaşlar. Ufak tefek hatalar oluyor, kusura bakmayın. Şimdi soğanımızı, yeşil soğanımızı koyduk. Kavuruyoruz. Baş soğan da yapabilirsiniz buna. Bizde yeşil soğan olduğu için evrenine ekiyoruz arkadaşlar. Yeşil soğanı salatasını çok seviyoruz. Böyle hazır olduğu için doğal olarak her şeyi doğal yapmaya çalışıyoruz. Yeşil soğanımızı kavuracağız. Güzel gene. Da koydu. Arkadaşlar bir ufak tefek hatalar olabilir. Kusura bakmayın. Ben de işten geçtikten sonra ayar acele çekiyoruz şu anda. Hani güzel bir şey olmasını istiyoruz ama ufak tefek hatalar olabilir. Kusura bakmayın. Maksat burada ısırgan otunun kavurması nasıl yapıldığı. Tabi herkes farklı bir şekilde yapabilir. Herkesin tarifi farklı olabilir. Bizim burada böyle yapıyorlar arkadaşlar. Daha doğrusu herkes kendine göre hatırlıyor. Kendi damak zevkine göre yapıyor. Isırgan otunun biliyorsunuz salatası olur, böreği olur. Bugün çorbasını da öğrendim internette. Tabii ben bunu anlatırken hanım da domates koydu. Şimdi beraber kavuruyor.
Bunun çorbasını da ilk defa duydum. Çorbası da yapılıyormuş Facebook'ta. İstanbul'dan bir tane arkadaşımız, lokantacı arkadaşımız çorbasını da yapıldığını söyledi. Tarifini de hatta yazmıştı. Yani bu şeye benzedi. Karadenizlerin hamsinin her şeyini yapıyorlar arkadaşlar. Burada da insanlar türlü türlü tariflerle ıstakanotunu yapıyorlar. Şu anda biraz bekleyeceğiz. Anladığım kadarıyla hanım oradan direktif veriyor. Bekleyeceğim diyor. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada videomuz fazla uzun olmaması açısından ben de. Evet arkadaşlar. Soğanla domates iyice oldu. Şimdi yavaş yavaş kısık ateşte ıstakanlarımızı koyuyoruz. Tuzla biberini de attıktan sonra yine kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Evet. Damak zevkine göre tuzunu biberini ayarlayabilirsiniz. Biberli sevenler bolca biberli yapabilir. Acısı pek fazla sevmeyenler azaltabilir arkadaşlar. Şimdi hafiften bir bunları karıştıracağız. Evet. Şimdi 5 dakika yaklaşık 5 dakika bu bekleyecek arkadaş. Evet arkadaşlar karıştırdık. Ve şu anda kısık ateşte yaklaşık 5 dakika bekleteceğiz. Kendi kendine kavrulacak. Ve kavrulduktan sonra da ufak tefek karıştıracağız arkadaşlar. Tam bir özdeşleşsin diye affedersiniz. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ooo mis gibi olmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mis gibi olmuş. Mis gibi koktu arkadaşlar. Şu anda ıstakanotu kavurmamız pişti arkadaşlar. Biz domates çok sevdiğimiz için biraz domatesli yaptık. Siz keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda tabağımıza alıyoruz. Ve bunu üzerine biraz da yoğurt ekleyerekten sarımsaklı yoğurt bu şekilde yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ıstakanotu kavurmamız bitti. İnanın şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Vallahi ben kendi tanıtımlarımda bu kadar zorlanmıyordum. Çünkü yemeği kendim yapmadığım için sunum biraz zor oldu. Ufak tefek hatalar oldu. Kusura bakmayın. Yani yemek tarifi böyle biraz zormuş. Çünkü kendim yapmıyorum. Eşim yaptığı için. Sonuçta bitti arkadaşlar. Çok güzel. Bakın üzerinde buğusu ne güzel. Daha yeni. İsterseniz yoğurtlu. Bakın yoğurt var. Üzerine yoğurt dökerek yiyebilirsiniz. İsterseniz böyle limonlu yiyebilirsiniz arkadaşlar. Canınız çekmek gibi olmasın. Bugünkü konumuz ıstakanotu kavurması nasıl yapılır diye bir video hazırlayalım dedik. Konu ıstakanotuydu. Bunların ıstakanotunun faydasını bilmeyen yok arkadaşlar. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz. Şimdi onu anlatıp videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdiden afiyet olsun. Umarım bilmeyenler için veya değişik tarif öğrenmek isteyenler için bir yardımı dokunmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Buradan tüm abone olan ve izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.